Merhaba sevgili izleyicilerimiz, arkadaşlarımız. Bu Megurix ile ilgili bir de biz dedik. Bakalım nedir ne değil, gerçekten başarılı mı? Onu 50 lira 60 lira gibi fiyatlara satıyorlar. Ben 70 lira ödeyip 2 tane ürün aldım. İşte bunu ben açtım, şeyini falan taktım, fısfısını falan taktım. İki tane böyle kutudan şişe çıkıyor. Gördüğünüz gibi malzeme Megurix, nano temizleyici, parlatır, hijyen sağlar falan olur, filan olur. İşte yerli olduğuna dair ürün, yerli üretim, Türk malı, üretim tarihi, tüketim tarihi. Böyle içinden iki tane de böyle fışkiye başlık çıkıyor. Bir tanesini taktık. Bunu şimdi bir de sizlerle birlikte gerçek lekeleri deneyeceğiz. Gerçekten böyle bir şey var mı? Hani etkisi çok anlatıldığı gibi üst düzey mi? İşte burada kutunun üzerinde yazmışlar. Ev ve araç temizlik ürünleriymiş. Yeri Ümraniye'deymiş. Adresini de buradan öğrenmiş oldunuz. Burada bizim işte kargoladığı adresimiz falanımız filanımız. Hep birlikte bakıp göreceğiz. Gerçekten bu işe yarıyor mu? Şimdi videoyu duraklatıyorum. Leke bulmaya çalışıyorum sizlere göstermek için. Evet sevgili arkadaşlarımız, şurada pencerenin kenarında şöyle gördüğünüz leke var. Buna sıktık. Bakalım ne etkisi olacak. Az biraz beklesin. Bizde şöyle bir bu bezimiz var. Bundan bir tane koparalım. Bakıyorum. Leke. Evet. Leke gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lekeyi çıkardı. Şuralarda lekeler, gördüğünüz gibi lekeler var. Yani lekeyi çıkardı oradan. Şöyle yerde fayansın üzerinde lekeler var. Böyle bant lekesi midir nedir bilmiyorum ama hani çıkacağını sanmıyorum. Bunlar yok, derz dolgu atıkları bunlar. Çıkacağını sanmıyorum. Ama üzerindeki lekeleri belki alabilir. Bekleyelim bakalım. Sonucu beraber görelim. Yani öyle bir üst düzey etkisi yok. Üst düzey bir etkiye sahip değil. Bunu görmüş olduk. Başka yerlerde lekeler bulalım. Acaba nerede? Evet arkadaşlar, şimdi burada lavabonun kenarlarında böyle sararmış yerler var. Bunları deneyeceğiz. Evet, şimdi sıkıyoruz. Bakalım.
Arkadaşlar burada bir etki tepkimeye girdiğini görebiliyorum. Burada lekeler akıyor. Dur, tutma suyu hemen. Biraz çok olursa temelenmesi gereken yerler var. Beyazlamıştı sanki. Dur bakayım, bir suyu tutalım. Evet arkadaşlarımız, gördüğünüz gibi bu da böyle oldu. Üst düzey değil ama yani abartıldığı kadar değil ama etkili. Evet arkadaşlar, arabaya geldik. Videoyu kısa kısa durduruyoruz. Hani temizlik yapabilmek için yerler, lekeler arıyoruz. Burada leke var mesela, şucun dört düdüğünün içinde. Arkadaşlar bu su geçirmez olduğu için yalnız böyle bir hani sıktığınız zaman ilk etapta böyle bir çok tuhaf bir kokusu var. Adamı biraz etkiliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lekeyi çıkarıyor. Lekeyi gerçekten buradakileri ben sildim daha önce. Bezle falan, suyla falan sildim ama buradakiler çıkmamıştı. Yani buradakiler çıkardı, evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lekeyi buradan çıkardı. Çok da iyi bir şekilde. Şunu söyleyebilirim. Plastik ve plastik benzeri mesela deri gibi şeylerde çok etkili. Keskin yüzeylerde çok etkili. Ama kumaş yüzeyde o kadar etkili mi deseniz değil. Çünkü ben kumaşta denedim. Bak buradaki lekeleri çok güzel bir şekilde çıkardım. Belki hem video çekiyorum hem silmeye çalışıyorum. Bundan dolayı yeteri kadar göremiyor olabilirsiniz. Şöyle bakalım. Şuradakileri de sıkalım. Evet, dediğimiz gibi plastik yüzeyde etkili, başarılı. Ama hani buna 60 lira 70 lira verilir mi deseniz, bence bunu başka yollarla da çözersiniz yani. Ama temizliyor mu, çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Lekeyi çıkarıyor şimdi. Hakkını yememek lazım.
Bir de arkadaşlarımı biraz bekletmek lazım. Amına koyayım, içinden zeytin çekirdeği çıkıyor kapı. Şurada bir leke var. Leke midir? Plastiğin içine işlemiş midir? Daha önce bana sanayide çalışırken bir böyle bir malzeme getirdi, satıyordu elinde. Bu lekeyi o çıkarmamıştı. Hatta birkaç kere denedik, çıkarmadı. Bakalım bu çıkaracak mı? Vallahi bu da çıkarmadı. Onda da farkta bir şey görmedim. Şuradaki lekeleri resmi olarak temizlemiş. Yani başka nereye temizleyebiliriz? Evet, şu orta tarafı bir de temizleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada leke var. Bunları temizlemeye çalışalım. Burası böyle bir cep. Çıkardı mı? Vallahi çıkarmadı. Vallahi gördüğünüz gibi kuru bezle de tekrar silelim. Lekeler olduğu gibi kalkmış orada. Duruyorlar yani. Hiçbir değişiklik yok. Anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi zaten bezle anlaşıldığı gibi her şey aynı. Yok, çıkaralım. Çıkardı desek yalan olur. Çıkarmadı. Gerçekten öyle. Dediğim gibi, anlatıldığı gibi, vay efendim sıkıyorsun hemen leke uçup gidiyor. Yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor, falan oluyor, filan oluyor. Hikaye olduğunu hep birlikte gerçek gözlerle gördük.
Bir de çok köpük bırakıyor yani gördüğünüz gibi. Bu arada bugün dolu yağacakmış arkadaşlar. Evet, böyle yani. Şöyle söyleyeyim, yüzeyde biraz böyle bir parlaklık gözüküyor ama bu şeyin vermiş olduğu parlaklık, sabunumsu böyle bir yapısı var. Onun vermiş olduğu parlaklık. Ekstra bir şey değil yani. Koruduktan sonra o parlaklığın geçtiğini görüyorsunuz. Böyle parlaklık falan veriyor diyorlar. O da hikaye. Parlaklık doğru ilk etapta veriyor. Sonrasında onunla bir safsatadan ibaret olduğunu gördük. Bu arada arabayı da silmiş olduk. Muhteşem dedikleri, inanılmaz dedikleri olaylarını hep beraber gördük, canlı canlı izledik. Yine dediğim gibi arkadaşlar, üst düzey bir temizliği var mı? Yok. Üst düzey değil. Temizliyor mu? Evet, kısmen temizliyor. Bak, torpidoda değişik bir renk oluşturdu. Rengi solgunlaştırdı. Solgunlaştığını görebilirsiniz arkadaşlar, böyle aradaki farkı, yani şurayla şuranın arasındaki farkı az çok algılayabilirsiniz. Veya bir işte şuradaki direksiyondaki ile buradakinin arasında renk solgunlaştı sanırsam, bu şeydeki o, evet, yüzeyde oluşturulan o köpüğümsü şeyin etkisi. O köpüksü katman var ya, onun etkisi. Rengi solgunlaştırıyor. Sevgili izleyicilerimiz, benim anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Megurix, muhteşem Megurix'i test ettik sizlerle. Siz de karar verirsiniz alıp almayacağınıza dair.